Kozal tarafında aslında bugün genel olarak %3 ile %6'ya yakın yükselişler yaşandı. Son zamanlarda mesela Kozal daha çok biraz önce bahsettiğimiz gibi varlık fonunun şu anda hakimiyet kurabildiği hisseler arasında ve mesela bankacılık sektöründeki baskının tam tersi mesela son zamanlarda varlık fonunun hakimiyet kurduğu hisselerde tam tersi yönde, alım yönde biz hareket görüyoruz. Şu anda çok bir anlama bağlamak istemiyorum buradaki yükselişi ama bir tepki yükselişi var. Piyasayı desteklemek amaçlı bir yükseliş olduğunu görüyorum. Birçok beklenti konusu satın alındı. Şu anda geriye kalan en büyük beklenti bu şirketlerin birleştirilip satılması ve orada oluşacak bir değerleme farkı hangisi hangi şirkette oluşuyor. Bunu konuşuyor olacağız. Şu an için mevcut şu anki fiyat seviyeleri aslında çok pahalı da değil, çok ucuz da değil. Ama dediğimiz gibi 22'nin üstü biraz daha kar satışlarını arttırabilir. Büyük bir ihtimalle bu hisse senedi biraz daha yataya girebilir önümüzdeki günlerde. Dikkat edeceğimiz nokta 20'nin altına tekrar geliyor. Kapanışlar oluyorsa büyük bir ihtimalle burada 19'lar da görülebilir. Ama 19'un altına da ben sarkma ihtimalinin şimdilik zayıf olduğu kanaatindeyim. Çünkü piyasa genel olarak birçok hisse senedinde hep aynı şey var. Yani şu an taban oluşumu var. O taban oluşumu esnasında bütün hisseler böyle zigzag hareketi yapar, dibini kuvvetlendirir. O arada hafif bir tepki yükselişleri görür. Ama şu anda seçimlerin bitmiş olması ve şu anda konuşacağımız yani belirsizliğe yönelik çok haber akışının olmaması bu hisseyi biraz daha böyle sürü hareketi, piyasaya paralel bir hareket içerisinde de sürükleyebilir. Yani pozitif yorumlamakta fayda görüyorum ama orta ve uzun vadeli yatırım açısından şimdilik henüz çok fizibil değil.